Bu videoda bir önceki videoda çembere yaptığımız şeyin aynısını hiperbole yapacak ve teğetin y ekseni kesim noktasını m yani eğim türünden ifade etmeye çalışacağız. Az önce de dediğim gibi bu işlemi hiperbol için yapıp daha sonra bulduğumuz b değerlerini birbirine eşitleyip m'nin ne olduğunu bulacağız. Hemen hiperbolün denklemini hatırlayalım x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1. Şuraya yazalım. x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1. Bir önceki videoda olduğu gibi burada da y yerine mx artı b ifadesini kullanacağız. İşimiz daha kolay olsun diye şuradan y karenin neye eşit olduğuna bakıvereyim. Evet burada y kare yerine bunu kullanacağım ve doğru aynı doğru olduğu için de bulacağım iki denklem birbirine eşit olacak. y karenin yerine bunu yazmadan kesirlerden kurtulmak adına öncelikle şu denklemdeki Tüm terimleri 9 ile 4'ün ortak katı olduğu için 36 ile çarpalım. Evet, 36 bölü 9, 4. 4x kare eksi 36 bölü 4, 9. Y kare yazmam gerekiyor ama y karenin yerine bunu kullanacağımı söylemiştim. Hemen yazıyorum m kare x kare artı 2mb x artı b kare eşittir. Denklemin iki tarafını da 36 ile çarptığımızı unutmayın. Burası da 36 olacak değil mi? Bakalım daha sade bir hale getirebilecek miyiz? Az önce olduğu gibi bu doğrunun hiperbol ve çemberi tek bir noktada kesebilmesi için belirli bir eğimi ve y ekseni kesim noktasının olması gerekiyor öyle değil mi? Kısacası bu denkleminde tek bir çözümü olacak ama bu aşamaya geçmeden önce biraz daha sadeleştirelim. Eşittir 4x kare eksi 9m kare x kare eksi 18mbx eksi 9b kare. İki taraftan 36 çıkarıp buraya bir de eksi 36 yazıyorum ve eşittir 0. Bilinmeyeni x olan ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Denklemin daha yenilir yutulur olabilmesi için gelin benzer terimleri bir araya toplayalım. Mesela bunlar x kareli terimler oldukları için x kare parantezine alınabilirler. 4 eksi 9 m kare parantezinde x kare. x'li terim bir bakalım sadece bu olduğu için eksi 18 m b x yazalım. Sonra bir de sabit terimler. Eksi 9 b kare ya da şöyle yazalım. Eksi 9 b kare vazgeçtim olduğu gibi bırakacağım. Eksi 9 b kare eksi 36. Eşittir sıfırı da unutmayalım. İkinci dereceden denklemlerin köklerini bulmamıza yardımcı olan formülle sadece bir tane kök elde edebilmemiz için formüldeki diskriminantın sıfır olması gerektiğini bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Bu b kare eksi 4ac'nin 0 olması anlamına geliyor ve evet, bir önceki videoda yaptığımız şeyin aynısını buna da yapacağız. Yani b kare eksi 4ac'yi 0'a eşitleyip b'yi m türünden bulmaya çalışacağız. y ekseni kesim noktası olan b ile bu formüldeki b'yi birbirine sakın ama sakın karıştırmayın olur mu? Evet, bu terimin karesini alırsak. 18'in karesi çarpı m kare çarpı b kareyi elde ederiz. Karesini alınca 18'in önündeki eksi artıya dönüştü. Ve eksi 4 çarpı a yerine 4 eksi 9 m kare çarpı c yerine de bunu eksi 9 parantezine alırsam eksi 9 çarpı b kare artı 4 elde ederim. Doğru oldu mu? Eksi 9 çarpı b kare, eksi 9 b kare, eksi 9 çarpı 4 de eksi 36 eder. Evet doğru. Basit bir hata yapmadığımdan emin olmak istiyorum doğrusu. Eksi 4 çarpı eksi 9 36 eder ve sonra işlem uzamasın diye bunları biraz daha düzenleyip bir yol var mı diye düşünüyorum. 18'in karesi sanırım bu şekilde yazabilirim. Evet 18'in karesini 2 çarpı 9 çarpı 2 çarpı 9 ya da 4 çarpı 9 çarpı 9 olarak yazabilirim. Bu denklemin 0'a eşit olmasını istiyoruz öyle değil mi? Çünkü diskriminantın 0 olması gerekiyordu. Denklemin iki tarafını da 36'ya ya da 4 çarpı 9'a bölersem burada 9 m kare b kare kalır. Buradaysa bu 36 gider ve geriye bu çarpı bu kalır. Haydi hesaplayalım. 4 çarpı b kare yazıyorum. Başka bir renk kullanalım. 4 çarpı b'nin karesi artı 16. Eksi 9 m kare b kare ve eksi 9 m kare çarpı 4'ten de eksi 36 m kare eşittir 0. Bu iki terim birbirini götürecek. Böylece geriye hatta geriye kalanların hepsi 4'e bölündükleri için doğrudan 4'e bölünmüş halleri yazıyorum. b kare eksi bunu 4'e bölünce 9m kare elde ederiz ve artı 4. Bu sefer formüle ihtiyacımız yok. b'yi bu tarafta bırakmak için denklemin iki tarafından da bunu çıkaralım, böylece b kare eşittir. karekök içinde 9m kare eksi 4 elde ederiz. Bir saniye bir saniye özür dilerim, bu b kare değil değil mi? Hiçbir adım atlamak istemiyorum. Onun için bunu baştan yazalım, b kare eşittir. 9 mre eksi 4 ve buradan da b'yi karekök içinde 9 m kare eksi 4 olarak buluruz. Doğru oldu mu? Evet, gördüğünüz gibi b için doğru hiperbole teğet olduğu için bunu çemberi eşit olduğu için de bu değeri elde ettik. Şunu kopyalayayım ve şuraya yapıştırayım. Artık elimizde iki bilinmeyenli iki denklem olduğundan bunları birbirine eşitleyip önce m'nin yani teğetin eğiminin ne olduğunu ve sonra da bunu kullanıp b'yi bulacağız. Ve tüm bunları bir sonraki videoda yapacağız.